dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you, only everything. When we dance, you have a way with me. Stay with me, swell with me. Merhaba sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla soluk kesmeden devam ediyor. Bugün sizlere Antalya'nın Serik ilçesinden sesleniyoruz. MAG Gayrimenkul'ün konuğuyuz. Yanımızda firma ortaklarımız Sayın Mevlüt Aslan ve Sami Karcı bulunmakta. Bakalım bize sektörü ve sunduğu hizmetler hakkında ne tür bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhabalar, ismim Sami Karcı. Merhaba Mevlüt Aslan. İlk önce sizden başlamak istiyorum Mevlüt Bey. MAG Gayrimenkul kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Bu sektöre ne zaman atıldık ve bu başarı öyküsü ne zaman başladı? MAG Gayrimenkul'ün öyküsü büyük. Açılımını anlatayım önce. Mevlüt Aslan Gayrimenkul olarak bir açılımı var. Yaklaşık 15 yıllık bir arkadaşlığımız var Sami Bey ile beraber. Çocukluktan beri diyebilirim. Yaşlarımız 30, lise arkadaşıyız. Çocukluktan beri hayalimizdir. Yani beraber bir iş yapmak, birlikte evlendik. İkimiz de evliyiz. Sami'nin 3 çocuğu var. Bana daha nasip olmadı Allah'a. Gayrimenkul sektöründe bir açık olduğunu fark ettik. Yani şöyle söyleyeyim, komisyonda anlaşmazlık gibi veya bir şey de. Ya bu açıklığı yakaladık, buraya yöneldik diyebilirim. Ben yaklaşık 10 yıldır taksicilik yapıyorum Belektaş Turizm Merkezi'nde. Sami kardeşim de burada 10 yıldır rentekarcılık işi yapıyor, işletmeci. Tamamen buraya yöneldik diyebilirim, yani bu sektöre döndük. İki güç birleşti. Burada böyle bir açık vardı. Siz de bu açığı tamamlamak adına MAG Gayrimenkul'ü faaliyete geçirerek hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Pekala. Size dönmek istiyorum Sami Bey. Burada sunulan hizmetler nelerdir? Ne tür işlemler yapılıyor? Ya değerli kardeşim dediği gibi aşağı yukarı bir 15, belki daha fazla. Şimdi dediğimiz gibi zaman hızlı geçiyor. Aklımıza gelen 15, dahası da vardır. Kendisi dediğim gibi 10 yıldır aşağı yukarı Belek'te takside, ben 10-12 senedir aşağı yukarı çıraklığımı da sayarsam 15-14 seneye yakındır rentekar firması olarak Serik bölgesinde, Belek, Boğazkent, Kadıköy bölgesinde faaliyet gösteriyorum. Aynı zamanda ufak tefek emlak işleri koşturuyorduk, yine yapıyorduk eşimle dostumuza yardımcı olmak amacıyla. Yani ufaklıktan bir hayalimiz vardı, beraber bir iş yapma çabası göstermek için. Allah'ım bizlere bu günü, yani bu zamana nasip etti. Ben de evliyim, buralıyım. 3 çocuk babasıyım. Şükür Rabbime bu zamanlara kadar hani geldik. Kimsenin hakkını hukukunu yememeden. Dürüst ticaret neredeyse hep oradaydık. Kardeşimin dediği gibi de yani bu faaliyette değerli, yani halkımızın, değerli müşterilerimizin diyelim, bu konuda bir şikayetlerinde söz konusu olarak kulağımıza geldiği için, ya biz de bunu hani Serik bölgesinde, Antalya bölgesinde, yani çeşitli, tabii ki bir Antalya'ya bağlı değiliz. Biz farklı bölgelerde de işlerimiz, dostlarımız olduğu için her zaman arkanızdayız dediler. Allah razı olsun herkesten, eşimizden, dostumuzdan, ailemizden. Bizi bu konuya, yani bu çevreye ittiler, öyle söyleyeyim bir nevi. Allah razı olsun, daha biz açılışı yapmadık. Yani açılışı yapmadık. Aşağı yukarı şu an 3. haftanın içerisindeyiz. Çok büyük bir ilgi duyduk. Allah razı olsun herkesten. Tekrar söylüyorum, yani üstüne basa basa eşimizden, dostumuzdan. Yani şu an tam faaliyete geçmeden dahi çok istekler alıyoruz. Çok yerler, tarlalar, arsalar, gayrimenkul evler, çok şeyler, istekler alıyoruz. Yani biz her zaman herkese karşı şeffafız. Her ne olursa olsun. Yani bizim hakkımızda hani adalet neyse, %100 ise %3, %2 ise %2, yeter ki eşimizin, dostumuzun, değerli müşterilerimizin işi görülmesi için, bir yani bu faaliyette açık gördüğümüz için, yani çok anlaşmazlıklar oluyor, çok tartışmalar oluyor, onlar oluyor, bunlar oluyor. O yüzden biz dedik ki değerli kardeşimle, biz her zaman doğru nerede oradayız, çocuktan bu tarafa, yani hayatta haksızlığa gelemeyiz her ne olursa olsun. Yani o da benim, ben neysem o da o, o neyse ben de oyum. Bu konuda bir açıklık gördük. Biz dedik ki yani Serik halkımızda bir de önemli bir bölgedeyiz. Önemli bir bölgede bir faaliyet göstermek bizim de için, bizim için de çok büyük bir gurur verici. Bu konulara, yani bu mesleğe atılmayı düşündük. Eşlerimizin de desteğini alarak, gönüllerini alarak
Yani yapabileceğimize inanıyoruz. Yani değerli müşterilerimizi, değerli arkadaşlarımızı, dostlarımızı bekliyoruz. Önemli ülkede bir konumdayız. Yani yatırım her zaman aile için çok önemli bir husustur. Şimdi bir örnek veriyorum. Ben arkadaşım da taksiciliği bıraktı. Bir 9 aylık bir boşluğu oldu. Alım satım yapıyordu. Ben zaten 12 senedir rentekar firmasındayım. Rentekar işletiyorum. Yani bu açıkları biz görüyorduk. Şimdi istek her zaman piyasa durdu. Araba piyasası durunca. Bir de istekler olunca yani ne olursa çevremiz geniş olduğu için herkes arayıp soruyor. Yani böyle bir yerim var ya da böyle bir isteğim var, bir arsa istiyorum gibi düşündük. Yani biz bu işi neden yapmayalım gibisinden bir karar aldık. Allah'ım bizi utandırmasın. Yani Allah'ımıza Rabbimizden dileğimiz budur her zaman. Böyle bir karar aldık. Böyle bir yola baş koyduk. Gönül koyduk can dostumla. Şimdi şu anda tam bir faaliyete geçmeden dediğimizi tekrarlamak istemiyorum. Çok büyük ilgi aldık. Bu bizi gerçekten yani insanın gözleri doluyor. Hani demek ki yani bir şeyler ekmişiz bu zamana kadar. Şu anda da değerli müşterilerimizi, değerli halkımızı, değerli insanlarımızı üzmeden şeffaf bir şekilde bir çayımızı içmeye her zaman bekliyoruz. Onların için bizim temennimiz aslında şudur. Siz hayal edin, biz tescilline yardımcı olalım. Her zaman şeyimiz budur. Değerli sloganımız budur. Süper. Pekala. Sizi rakiplerinizden ayıran en büyük özellik nedir Mevlüt Bey? Neden sizi tercih etmeliler? Bizi rakiplerimizden ayıran tek şeyi söyleyeyim size. Rakiplerimize karşı herhangi bir şeyimiz de yok. Kinimiz veya düşmanlığımız kesinlikle olmaz. Bizde fiyat neyse o. Biz sadece alacağımız alıcıdan %2, satıcıdan %2, KDV dahil fiyatını fatura karşılığında %2. Komisyonumuzu biliriz. Gerisi bizi ilgilendirmez. Alıcı ve satıcıyı bir araya getiririz. Pazarlığını kendileri yaparlar. Anlaşılan fiyat üzerinden biz %2 alıcıdan %2 satıcıdan fatura karşılığında talep ederiz. Şu anda Türkiye genelinde genellikle zaten emlak sektöründeki bu komisyon durumundan dolayı çok fazla bir güvensizlik var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Bununla ilgili açık bizim burada da var maalesef. Mesela sizin 2 milyon değerinde bir eviniz var, 2+1 veya 3+1 konumu önemli değil. 2 milyonluk evi size emlakçıya veriyorsunuz, emlakçı 2 milyon 400'e pazarlıyor. 400'ünü sizden talep ettiği zaman burada bir anlaşmazlık yaşanıyor. Asıl anlaşmazlığın sebebi bu. Yani sizin evinizin satılması karşısında komisyon vermek istemediğiniz değil. Sizin üzerinizden daha fazla para kazanılması. Yani böyle bir para yok ortada. Böyle bir kazanç yok. Biz istemiyoruz, talep etmiyoruz yani müşterilerimizden. Fiyat neyse o. Biz satılan fiyat üzerinden komisyonumuzu alırız. Siz 2 milyon dersiniz, biz 2,5 milyona satarız. Siz bize dua edersiniz. Süper. Bu da anlaşılıyor ki buradan zaten sizin için müşteri memnuniyeti çok önemli. En üst safhada geliyor ve siz hakkınız olmayana asla göz dikmiyorsunuz. Neyse o. Ne mutlu size. O zaman belki de ortağınızın Sam Bey'in de söylediği den dolayı talep görmenizin sebebi de aslında bu. Adaletli davranmanız diyebiliriz. Pekala. Bulunduğunuz sektör bir hizmet sektörü. Memnuniyet gerektiren bir sektör ve çok geniş kapsamlı bir sektör aslında. İnsanlara hem yatırım amaçlı hem de yaşam alanı sağlıyorsunuz. Bu sektörde karşılaştığımız sıkıntılar ne yönde? Bu sektörde şu an için karşılaştığımız bir sıkıntı yok. Ama ilerleyen dönemlerde ki mutlaka olacak. Şöyle söyleyeyim. Yolu, kadastro yolu olsun. İmar izni falan filan. Biz bunları araştırarak taleplere yön veriyoruz. Mesela siz bize diyorsunuz ki ne yapmak istiyorsunuz? Mesela bir arsa istiyorsunuz. 3 dönüm. Örnek verelim. Bu 3 dönüme ne yapmak istiyorsunuz Cemre Hanım? Misal bungalov. Misal ev, misal tarla, takka. Yani biz ona göre size yön veriyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ev yapmak istiyorsanız biz gerekli merciden yani belediyeden bu yere ev izni çıkar mı? Gerekli muhtarlık. Her şeyi araştırıyoruz öncelikle. Sizin talepleriniz doğrultusunda size ona göre yön vermeye çalışıyoruz. Harika. Sami Bey, hedeflerimiz neler? Bir iki sene sonra gayrimenkulü nerelerde göreceğiz? Hedeflerimiz şöyle söyleyeyim. Her zaman bir dürüstlük çerçevesinde hakkımız olan layıkımız Rabbimize neyi nasip ediyorsa onun çerçevesinde yürümek. Bizim fazla da gözümüz yok. Biz dedi arkadaşımın yani diğer kardeşimin dediği gibi biz hani evli bir insanlarız, çocuklarımız var. Bize haktan yana
bir kuşkumuz olmasın. Biz hak neyse onun yanındayız. Hakkımız neyse onu almak tarafındayız. İnsanlarımıza, değerli müşterilerimize, değerli kardeşlerimize, dostlarımıza her türlü yardımı, her koşulda, her ne olursa olsun onlar için hizmette olmayı düşünüyoruz. Rabbimiz bize ömür vaat ettiği sürece bu sektörde kalmayı düşünüyoruz. Eşimize, dostumuza sadece kazanç elde etmeyi taraf ediyoruz, dilek ediyoruz, umut ediyoruz. Yani yatırım yapmadan önce her ne olursa olsun bir çayımızı, kahvemizi içmelerini bekliyoruz. Tanışmalarını bekliyoruz. Elimizden geldiği bütün gayreti göstereceklerine, ben göstereceğimize inanıyorum. Onlar da zaten hani bizi seven, sayan, bilen, biliyor. Her ne olursa olsun yanlarındayız, arkalarındayız. Her zaman destekçileriyiz. Yatırım yapmadan önce her ne olursa olsun bir çayımızı, kahvemizi içmemizi bekliyorlar. İçmelerini bekliyoruz. Elimizde gerçekten yani şu anda dediğimiz gibi tekrar bir açılış yapmadığımız halde çok önemli yatırım, yani yatırımlık yerlerimiz, arsalarımız, tarlalarımız, evlerimiz mevcut. Buradan şunu anlıyoruz aslında. Demek ki bu işi merdiven altı yapan çok insan olduğundan dolayı siz burayı açtığınızda da çok fazla talep gördünüz aslında. Evet. Tabii ki bak, özellikle şikayet burada dediğimiz gibi, yani şimdi herkes el emeğine, ellen tırnaklarını kazıya kazıya bir ücret karşılığında çalışıyor bütün halkımız. Yani özellikle yani biz bak şu an tüylerim diken diken oluyor. Ne olursa olsun biz hak neredeyse bak oradayız. İnsanlarımız hakkının karşılığını almasını biz onu istiyoruz. Her ne olursa olsun yani. Merdiven altı yapan çok insanlar var. Gerçekten mesela odur budur paslaşmadır. Çok böyle vesaire sözler geçiyor ortada. Ama biz her zaman şeffafız. Biz aracılık, yani o getirmiş, bu gelmiş, şu ev var, ben satayım, bana şunu ver gibisine karşıyız. Tamam, paylaşmak güzel bir şey ama adaletli bir şekilde. Şimdi biz örnek veriyoruz, biz buraya vergi veriyoruz, devletimize vergimizi ödüyoruz, onu her şeyi yapıyoruz, her şeyimiz tam teşekküllü hizmete sunduk halkımıza. Ama böyle sorunlar çok yaşanıyor gerçekten, ortamda biraz önce bahsetti, çok yaşanıyor. Biz buna karşıyız. Biz tekiz, yani tekiz derken biz biriz ama hürüz. Her zaman halkımızın fazla bedelleri ödemeden, fazla yani miktarlar ödemeden, Doğru yatırım yaparak tabii ki özellikle amacımız, zaten şeyimiz, prensibimiz bizim o, halkımıza, eşimize, dostumuza kazandırmak. Ne mutlu size. Tekrardan size döneceğim Mevlüt Bey. Gayrimenkul alırken, arsa alırken, yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirmek amaçlı. Bizde her zaman süreklilik esastır. Bir gayrimenkul aldığınız zaman sizde işimiz bitti gibi bir kesinlikle şey olmaz. O müşterimiz, portföyümüz olur bizim. Onunla hiçbir zaman diyaloğu koparmayız. Bulunduğu konum, yolu, konumu, sokağı, mesela denize yakınlığı diyeyim. Burası sahil bölgesi bir yer. Onlara dikkat edilmeli. Alım satım yaparken özellikle üzerinde hak mahrumiyeti var mı yok mu, bunun bir araştırılmasını öngörüyorum. Sektörde sürekli yaşanılan bir problem. Hisseli arsalara mesela pek önem verilmemesini gerektiğini düşünüyorum. Yani yatırımcılarımıza bu yönde yol gösterebiliriz. Her zaman ofisimize bekleriz çay kahvemizi içmeye. Harika. Buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize ve burada sizi ziyaret edecek olan Serik halkına vermek istediğiniz mesajınızı sıradan almak istiyorum. İlk önce sizden alayım. Ben değerli Serik halkına, değerli abilerimize, kardeşlerimize, dostlarımıza güveniyorum. Eminim ki onların da bize güvendiğini hissediyorum. Her ne olursa olsun yani bu Serik halkı zaten bilir. Yani Allah'ımıza şükür olsun bilindik bir simayız. Bundan eminim. Bir karar vermeden yani gelip bizimle bir hani ticaret olmasa da olur. Yeter ki gelsinler, çayımız kahvemiz içsinler. Fikir paylaşımında bulunsunlar. Hani biz bir ticaret, yani bir beklenti, bir menfaat peşinde değiliz. Her ne olursa olsun her zaman kapımız Serik halkına açık. Sadece Serik halkına değil tabii ki. Tüm Türkiye'ye, tüm uluslararası eşimiz, dostumuz, tabii ki dışarıda da eşlerimiz, dostlarımız var. Onlar da gönül koymasın. İlla ki izliyorlar. Bekliyoruz. Yani güvenin adresi Gayrimenkul'den geçiyor diye düşünüyorum. Sizden de alalım. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Siz hayal edin, biz tescilline yardımcı olalım.
Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ve bu keyifli sohbetiniz için her ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. MAK Gayrimenkul olarak başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun sizden de. Teşekkür ederiz Cemre Hanım. Sağ olun. Evet sevgili Akdeniz Haber Merkezi izleyenleri, bugün sizlere Antalya'nın Serik ilçesinden seslendik. MAK Gayrimenkul'ün konuğuyduk. Doğru yatırım yapmak istiyorsanız bir kez de olsun herkesi buraya bekliyoruz. Özel danışmanlık hizmetiyle, fikir alışverişiyle hizmet vermek için Mevlüt Bey ve Sami Bey buradalar. Yolu buradan düşen herkesi buraya bekliyoruz ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyoruz.